16 yaşındayken inme geçiren Ariadne'nin sol tarafı tamamen felçli. Annesi Carol Palma tanık olduğu olayı anlatıyor. Çok ürkütücü bir görüntüydü. Ayağını sürüyordu, kolu da cansızdı. O anda bir şeylerin yolunda gitmediğini, durumun çok ciddi olduğunu anladım. İnme sırasında beyin hücreleri, beyindeki damarların kan pıhtısı ya da yağ birikintileri nedeniyle tıkanmasıyla yeterli oksijen alamıyor. Tıkanıklığın ne kadar sürdüğü ve oksijensiz kalan beyin hücrelerinin miktarı geçici felçten ölüme, inmenin verdiği zararın kapsamını belirliyor. Ariadne acil müdahale sayesinde oldukça şanslı. İlaç tedavisine de olumlu yanıt veriyor. Uzmanlar inme vakalarının %10 ila 30'unun ölümle sonuçlandığını söylüyor. İnme daha çok yaşlı hastalığı olarak biliniyor. Ancak araştırmaya göre 1990'lı yılların ortalarından beri inmeye bağlı olarak hastaneye kaldırılan Blue çağındaki gençler ve çocuklar dahil 35 yaş altındaki hasta sayısında büyük artış oldu. Araştırmayı yürüten uzmanlar hastane verilerini yaş ve cinsiyete göre ayırdı ve 1994-95 yıllarıyla 2006-2007 yıllarındaki verileri karşılaştırdı. 15-34 yaş arası erkeklerde inme vakalarının %51 arttığı görüldü. Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise artış oranı sadece %17. Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nden inme uzmanı Dr. Chelsea Kidwell'e göre inmeye yol açan risk faktörleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmek hayati önem taşıyor. Kişiler doktorlarıyla yakın iletişim içine girip ne gibi risklerle karşı karşıya olduklarını ve riskleri en aza indirmek için ne yapmaları gerektiğini anlayabilirlerse kalp krizi ve inme riski azalır. Bazı uzmanlar bu riskler hakkında daha çok bilinçlenmenin, inmeye yol açan rahatsızlıkların daha iyi teşhis ve tedavisinin yaşlı nüfusta yeni bir eğilimi de beraberinde getirdiğini düşünüyor. Araştırmaya göre 34-65 yaş arası ve 65'in üzerinde olan ve inme geçiren Amerikalı sayısında %25 oranında azalma görüldü. İnmeye bağlı hastane ziyaretlerinin yaşlılar arasında azalırken gençler arasında artmasının nedeni henüz açık değil. Hastalık kontrol ve önleme merkezi uzmanları hayat tarzı, beslenme, aile geçmişi ve çevresel etkenlerin inmeyle ilgisi olup olmadığı konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.